Ötken derste sizler bilen damatlar bazası bilen işlerini görüp çıktık. Bugünkü derste Microsoft Visual Studio 8++ ders kurumu demek damatlar bazasını geçmek gerek vardı. Onun için biz aynı ötken dersteki bazasını atamız. Nasıl yapalım ya? Demek bu yerde users paradı, yani table demek table bir ne karasak, bir de ID'si, ismi, familyası, milleti, yani tuğulcan hem yansı burada. Demek mesela insert parametrelerini bize lazım hissetmemiz gerek. Visual Studio'da yazmamız gerek bu. Bunların ikisini birbirine bağlasımız için bizlere kosumca panel elementinden demek elementler gerek vardı. Onun için bize mişkenin on tarafına basıp bu elementi diyen zannetlerimiz verdiği adı elementlerine zarfıket bağlı başka. Bu müddetin alışı mümkün. Diyelim birden OLED'e yazsağızda aynı OLED-DB connection ile OLED-DB data adapter diyelim fişe koyup tuttum ben de. Lakin bu mesele size de bulması mümkün. Şuna ikisine fişe koyarsınız da fişe koyganlarınızdan ki okey en sonuçta bakarsın. Diyelim pese düşüp yapamadığım yerde koyduktan OLED'e bu data adapterinden de demek ekrana taşıyın. Verdiğine sazlar patlıcı yana bazen aldı çıktı tuttu. Sıra çıkması durumda. Onun altına sazlar patlıcı yana basamam. Verden demek Microsoft SQL Server'da koyduk. Güzel SQL Server'e ne olur? Microsoft Access. Access niteliğimizden OK diyen kumaklayan basamam. Hem absorber'i demek bazanı göstermemiz gerek bu. Bazanı göstermemiz için ve bazan nereye sakladık? MyBase hem bazamızdır. Demek ki bu MyBase'ni içine basamız hem private patlıcını edemiz. Yani güvengenlikini teşhir görüşümüz gerek bu. Private patlıcını bu yapılmayan. Yani demek güvenlik hemen hatırıldı. Demek bir o şeyden tükmeni basamız. Bir dali bir de dali. İyi bir de dapanın içine bassak bir de Now kamandalar becerilisi hakkında malumat verir. Mesela o zaman insert, update, yedilir. Verilir insert diyenimiz. Demek malumatlar bazasına koşur. Update diyenimiz malumatlar bazasını yeniler. Delete diyenimiz malumatlar bazasından götürür. Hop, verilir yine pass trade ile zapros kısmını basalım. Çeken, yine bize de turap tuttu. Table 1 mi, users mi? Zara kaydı birisi gerek. Bizlere hazır esasisi ne gerek? Table 1 gerek misal için. Table 1'in üstüne iki merta bassanızla bir ene table 1 pastaya tızla prosesinde fayda bulalım. Yakim olmadan double it denk noktaya basmanız gerek. Ben az table 1'ini aktifleştirdim ayam. Zaklitini basamam. Şimdi bir de set salıklı diyene fişe koyamam. Yani select yıldızca from diyen bize de ne var? Kamanda var. Şu select yıldızca from diyen kamanda da demek set out'a koysanız da bir de şu hem de ID, item, familia, millet, bulgen sana yaz hem de sana demek bir sırada bu özüne bilgiler alalı. Bu konuyu zapros etmemiz, bu konuyu zapros etkenimizden ki bir de karasanız da yine adla çıktı doğru mu? Ne demek adla çıktı? Demek lan işte ben hatırlığından ki okey diyen kodken basalım. Birden dayanı basalım. Ben kırarsanız da hiç oradan mesela bir işe bozacak. Select diyenimiz bu belgeyle alamak. Yani şunu tenle alamak diyen bana bulurdu. Insert diyenimiz demek inşaatız. Process, update, yengiler, delete, ötürüş demek fazla sapas davleyeniz public diyen şu
Tabii sağ demek ne olacaktır? Yenge derne zaprotkan yazıp resimiz mümkün olur. Demek birden gatavanı basamız. Gatavan baskanımızdan ki bize daha az üleniş emel asırıldı. Lekin sizlere bu nersa görünmeyi unuttu. Doğru mu? Şimdi bize de data grid view diyen nerede var. Direkt bunu taşımız. Data grid view mu? Ekranını ölçemle çarşette etiremiz. Bunu çarşette etiremiz. Data set ile taşımız. Demek bir de data sette test kesimi koyarız da sizler. Şimdi test kesim data, data set den mesela güzel bir bilgisayar yüklük başlayacak. Tamam mı? Çünkü şeyin birden data grid view'unu temizleden ama bir de binding navigatörden binding source den mesela var. Binding source'dan pasap bu alanımızdan keyin indirde data setini data setini kolleksiyasında ne oldu var? Kolleksiyasında demek bize salıklarını setemiz aktivleştirmemiz gerek. Evet. Al başka bir anlamda aktivleştirme olsun. Table mapping demek ID ismi familiar ile kullanmaya geldi. Hop. Şunu table'sinde data set'in yani. Demek burada davetine table 1 özü automatik bölüşte table 1'de çıkadı. Table 1'de çıkanlarken bunu columns diyen yeri var ya. Columns'ı demek bunun türleri. Türleri boyunca davetine yine kavramında 2, 3, 4, 5 kadar yazdası var. Birden 2 tane bu kadar. Birden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Demek 6'ını yazdası var. Birincisi... Soğuk başlat bir kadar var. Ne hoşlanmıyor ki? Ama demek birincisi ID. Doğru mu? Şimdi karayma. İçeride ID'lerini hem mesela yine bu içeriden içeri yazılırken bu tuş içinde yazılması gerek. Eğer D kiçikine olsa D kiçikine yazılması gerek. Şimdi T shift minus bak bu ya. Bu dört tarzda demek yazıp olsunuz gerek bu adı. Şimdi bir de şimdi de nesi tipi. Bizden tipimiz ne olur? Integer. Şeyin bunu after increment değerine false tuttu. Bu true bu adı. Nesimdekini z plus var. Ha? Şeyin unikalinizle true at koyalım. Bunu benim. Bu inspeksiyon var. Bu içeriden. Sen kalamın içimiz ne vardı? Kalamın içimiz ismi. Demek bir de ismi. Familiyası. Özür dilerim. Sen milleti. Sen tuğulgan sanadı. Tuğulgan sanamız ne oldu bize de? Sistem data time. Doğru mu? Sanaya koy bana. Şey akıllı ne oldu? Yaşı. Demek yaşımız çiçbavoy. Yani integer sistemde bulalım. Birden zahitini basalımız. Şeyin içeride primary key diyen yeri var. Primary key diyen yerimizi bizlere aydınlık dişe koyalım. Birden başka her tane öz yatırıp oturumumuz. Zahitini basalımız. Şeyin data setimizi demek data grid view'a ulaşımız gerek var. Bunun için bize de data set diyen derslerimiz ne? İndirde
data source'dan imzayı var. Şuna bizden algoritmimiz binding source ulaşacak. Binding source'un özünü data source'unu data member'ini data set ile basmamız gerek. Oradan bir de. Şimdi data set'e table bin ise data grid view'unu ulaşmamız gerek. Bu data grid view diyenimiz bize de malumatlarımızı çıkartmak için hizmet eder. Yine misal için bir de data source bir data grid view birini data source diyen dayından demek yine kurucu istatistik dan etmesinden oran bir exemplar fizikal etmesinden data set birini temlimiz yani data member diyen dayından tabi tabirini katır bu. Yani kararsanız mı yine bizlere gerek bu andan ilaçta yani yası yine IDC ismi familiyen neden kurulentlere yazdık doğru mu? Şeyin demek binding source'umuzdan bu düşük aktifte takırı bağlısımız gerek bu arada. Şeyin binding navigator kuralım bu da. Alex Tomada bu söz yani yine bunlar için emel atılışımız için. Demek bunun binding source diyen zayıf var. Binding navigatörler. Yine binding source'a zanat kurası var, bu olur. Şimdi bize bilersiniz için üç forum birine low atabak olur. Yani forum birinin üstünde iki merta baskan altımızda şöyle kod yazmamız gerek bu. Demek kodumuzda nola bir adam. Demek oraya da bu data adapter birini fil edemiz. Mağabeyle data set bir bilen. Şeyin dolduruz. Dolduramız. Şeyin güzel bir knot yaklayalımız. Bu knot yaklayalımız ne olur? Demek ya bu knot yaklayalımız var. Bunun adını bunda adını yazalımız yengeler. Yengeleştiğimiz sırada eğer bize taz adamdan bir matadan bozak, misal için taz adamla yazıdan bozak ibere kosumca bir adamı yazsak yengeleştiğimizin baskan hakkımızda ibere bize 5. adamı koşup verecek baskan hakkımız ile çünkü bize de yengeleştiğimiz mesela kod yazmasam konusu gerek mi? Kod yazmam mı? Kod yazmam ben de böyle da bu data adapterimiz ne? Update edersiniz. Demek data set birini table adını ne bu ne? Table bir bu ne? Gerçek. Bu ne yapsak demek anlayış konusu gerek. Bunu işe tutuyoruz. Demek bizlere fabrikadayı adamların içerisinde çıkarıp verdi doğru mu? Eğer bunu adam kosa doğum bulsak yine bu 6. adam ya 5. adama yazalım doğru mu? Kim yazalım? Server verdiğimiz. Kurban mı? Ne tuzdik? Doğulan herhalde. Şeye yansın mı? Sağ olsun. 20'de.
Demizdən yengeləşdim bas aldım. Demek yengeləşdim basdan vaxtımızda bizdə də heç nə özgəriş olmamğan demə oldu. Doğru mu? Şeyin? Şeyin? Aksesa girəmiz. My B'də ötəb table bölümünə bassa, B'də bizə nə olacaqdı? Server kuramız kurban bayatını bozuk verdi. Şu bilen bugünkü dersimiz tamam.